Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11. El-Vahdet 3, ünite 3. Ed-Dersus Sani, 3. ünitenin 2. dersi nedir o? İnne ve havatuha, inne ve kardeşleridir. La ennafiye lil cinsi. Cinsini nefi için olan la. Cinsini nefi için, cinsini olumsuzlaştırmak için, olumsuz kılmak için var olan la harfini değiştiriyoruz. Lahiz, düşün, kafa yor, inne ve havatiha, inne ve kardeşlerine dair. Kafa yor, inne ve kardeşleri deyip duruyor ama nedir onlar? Burada tamamı yazılı. İnne, innin kendisi zaten. Altta yer alan her bir kelime de onun kardeşleri olmaktadır. Lealle, innenin bir kardeşidir. Ke enne de öyle, leyte de öyle, lakinne de öyle. Bunların diğer adı nevasih, yani nes edici harfler. Değiştiriyorlar. Harekeleri değiştiriyorlar ve ögeleri de değiştiriyorlar. Mübteda haber başına gelip onu ismi ve haberi olarak kendisine bağlıyor. Mübtedayı kendisine isim olarak alıyor. Yani inne, enne, keenne, lakinne, leyte. Bunlar var olmadan önce. Mesela burada enne yazılmamış. Ona da değinelim. Burada ne var? Eksik yazılmış. Belki eksik yazılması bu seviyedeki lise öğrencileri için yani daha faydalı olabilir. Fazla ayrıntıya girmeden okumaya başlayalım. Yeri gelince ayrıntı veririz. El Kur'anu, Kur'an nedir? Kitabullahi, Allah'ın kitabıdır. El Kur'an mübteda, kitap haber olur. Allah kelimesi yani lafzatullah muzafun ileyh olur. Kur'an nedir? Kitabullahi, Allah'ın kitabıdır. Bu cümlenin başına bir inne eklersen nasıl yazılır artık? Şöyle olur. İnnel Kur'ane kitabullahi. Ne değişti? El Kur'anu, El Kur'an ne oldu? Mübtedanın harekesini değiştirdi. İnne bunu yaptı. İşte ve kardeşleri diyoruz. Çünkü lealle, keenne, leyte, lakinle aynı işi yapmakta. Kardeşleri derken hangi yönden kardeş? Aynı anne ve babadan mı meydana gelmiş? Ne benzerlikleri var? Aynı işi yapıyorlar. Mübtedanın haberini mensup yapmakta. Yani mübtedayı kendilerine isim olarak alıyorlar. Az önce yanlış söyledim. Mübtedayı kendilerine isim olarak alıyorlar ve onu artık merfuluktan mensupluğa dönüştürüyorlar. Merfu, mensup, mecrur, meczum bu kavramların iyi bilinmesi gerekiyor. En azından merfu ve mensup kavramları bu ünitede geçecektir şimdi. Merfudan maksat ne? Mensuptan maksat ne? Bu yöntemde onlar geçecek çünkü konumuz irab. İrab'da da bununla alakalı konular işlenmek zorunda zaten. Baştan alalım. El Kur'an'ı mübtedadır, kitap haberdir. El Kur'an'ı mübteda görüldüğü üzere sonuncu harfinde ötre var. Bunun da ötre var, kelimenin son harfi. Bunun başına inneyi ben eklersem ne olur? Sonuncu harf yani nun da artık ötre değil, fetha olur. İnnel Kur'ane. Nun'un fethalanmasının sebebi başına innenin yazılması. Bunlar ayrık ayrık yazmışlar dikkat çekmek için. Yoksa aslında nedir? İnnel Kur'an'ı yani ardı ardadır. Bu kadar boşluk yoktur. Ve görüldüğü üzere bir önceki cümlede yani innenin dahil olmadığı cümlede haber olan kitap harekesinde bir değişiklik yoktur. Kelimenin son harfi ba'dır, ötrelidir inne dahil olmadan önce. İnne dahil oldu. Sonuncu harf yine ötseridir. Demek ki inne ne yapıyor? Mübtedanın harekesini değiştiriyor. Şuradaki mübtedanın haberi değişir. Ama haberde bir değişiklik olmaz. Buradaki yani inne olsun, lealle, keenne, leyte, lakine bunların her biri ne yapar? Mübteda ve haberden hemen önce gelirler. Mübtedanın irabını değiştirirler. Merfu olan mübteda bunların ismi olduğu zaman artık mensup olacaktır. El Kur'anu merfudur. Merfu derken müfret bir kelime. Müfredin merfulu sonunun ötrelenmesidir. Ötrelenmiştir. Bunu mensup yapacağız. İşte müfredin mensupluğu da sonunda yani sonuncu harfin fethalanmasıdır. Bu şekilde olmuştur. Bunların manası da var. Manalarını da bilmek gerekiyor. İnne şüphesiz ki, muhakkak ki, elbette ki, kesinlikle manalarına gelir.
Yani maksat cümleyi pekiştirmek, kuvvetlendirmek. Hangisini tercih edersen et. İster şüphesiz de, ister muhakkak. Lealle'nin de bir manası var. Lealle umulur ki, yani belki. Keenne sanki demektir. Leyte keşke demektir. Fakat ancak demektir. Lakin manaları böyle. Her birinin görevi aynıdır. Tekrar alalım. Bayağı bir tekrar oldu. El Kur'anu Kitabullahi. İnnel Kur'ane Kitabullahi. El Müslimune Müslümanlar muttahidune birdirler, beraberdirler, bütündürler. Lealle umulur ki el Müslimine muttahidune Müslümanlar beraberdir. El Müslimune merfu bir mübteda, muttahidune merfu bir haberdir. Zaten mübteda haber merfu olur. Merfulukları vav ile sağlanmıştır. Merfuluk alametleri, bunlar cemi müzekker salimdir hepsi de. Merfuluk alametleri vav'dır, merfu olduğunun göstergesidir, alamettir, işarettir. Bu artık mensup olduğunda el müslimune'yi mensup yapacaksın başına lealle geldiğinde. Mensupluk alameti ya'dır. El müslimine, müslimeyni değil yani. Müslimine, bunda fetha var. Müslimeyni dersen tesnir olur. Müttehidune hala merfudur. Vav'la merfu olduğunu görebiliyoruz. Merfu olduğu nereden anladım? Vav var. Mensup olduğu nereden anladım? Bundan önce ya var. Bu onun mensup olduğunu gösterir. Her kelime de böyle mi? Hayır. Kelime cemi müzekker salimse böyle. Kelimeye göre merfuluk, mensupluk değişkendir. El cemi'u cesedün vahidun. El cemi'u hepsi cesedün vahidun tek bir vücuttur. Keenne sanki el cemi'e hepsi yani Müslümanların hepsi tamamı nedir? Cesedün vahidun tek bir bütündür. El cemi'e ayında fetha var çünkü bu kelime ne? Müfrettir. Müfredin mensupluk alameti fethadır. El cevvü hava cemilun güzeldir eller ve bugün. El cevvü mübteda cemilun haber olur. El cemi'u mübteda cesedün haber olur. Leyte ne demek? Bunların manalarını kesinlikle bilmeniz gerekir. Leyte keşke demek. Leyte keşke el cevve hava cemilun ellerine bugün güzel olsa. El Müslüm mübteda mutekayyiz haber olur. Müteyakkiz haber olur. El Müslüm'ün Müslüman kişi nedir? Müteyakkizun uyanıktır. Uyumaz. Lakinnel Müslüme fakat Müslüman nedir? Müteyakkizun uyanıktır. Ne değişti? El Müslimu, el Müslime oldu. Yani ilk kelimenin harekesi değişiyor, irabı değişiyor. Bu el cevvu, el cevve, zamme fetha dönüşüyor eğer kelime müsretse. Cimi müzeker salimse vav yaya dönüşüyor. İlk kelimede olan şey bu. İkinci kelimelerde bir değişiklik zaten yok. Yani mübteda bunlardan sonra geldiğinde, bunların ismi olduğunda ne olur? Mensup olur. Unutmayalım. Burada El Kur'an mübteda, kitap, haber. Burada El Kur'an isim. Neyin ismi? İnne'nin ismi. Kitap, İnne'nin haberi. El Müslimune mübteda, muttahidune haber. Lealle'den sonra gelirse bunlar, yani başına lealle yazarsak şurada olduğu gibi, o zaman El Müslimine lealle'nin ismi. Muttahidune lealle'nin haberi. Burada da el cemi'i mübteda ceset haber. Keenne'yi koyarsak el cemi'i isim ceset haber vahid sıfat olur. El cevvi mübteda cemil haber. Leyte'den sonra gelirse el cevve isim cemil haber olur. Ellerine zarftır. El müslim mübteda müteyakkiz haber. Lakin neden sonra gelirse el müslim lakinlerin ismi müteyakkiz lakinlerin haberi. Bunlar hep bunların isimleridir ve haberleridir. Bunlardan sonra gelirse. Şimdi kural vermeye çalışıyor. Çalışıyor dedim. Aslında veriyor tabii. İnne ve havatuha, inne onun kardeşleri ne yapar? Tedhulu dahil olur. Alel cümletil ismiyeti isim cümlesine. Fiil cümlesine değil. Qara'tu el kitabe. Qara'tu ben okudum el kitabe. Kitabı bir fiil cümlesidir. Bunun başına inne enne gelmez.
Havatu'a inne bunun kardeşleri tensibu nasb ederler. Neyi el müptede müptedayı nasb ederler. Ve terfa'u ve raf ederler. Neyi el habere haberi. Ehavatu inne'nin kardeşleri. Hiye onlar nedir? Şimdi sayıyor kardeşlerim. Enne, leyte, lealle, lakinne, keenne. Burada enneyi saymış. Burada enneli örnek verilmemişti. Burada neyse ki ne olduğu anlatılmıştır. Evet, bunlardır. İnne ile enne aynı manadadır. İnne, enne kesinlikle. Şüphesiz ki. Muhakkak ki. Ve benzeri manayı kuvvetlendirelim olumlu olarak da Türkçenize göre, cümleye yakışana göre bir şeyler söyleyebilirsiniz. Lahiz düşün. İnne hakkında örnekler verecek. Daha sonra yine inne hakkında örnekler devam ediyor. Daha sonra belki enne hakkında da verir. El muallimu öğretmen nedir? Muhlisun samimidir. İnneyi bunun başına koyarsan şurada inne yazılır. İnnenin şurada olduğunu düşün. İnnel muallime muhlisun. Ne oldu? Muallime oldu. Muallim kelimesi müfrettir. Müfret kelimenin nasb alameti fethadır. Unutmayalım. El muallimu mübteda, muhlisun haber. El muallimani mübteda, muhlisani haber. Burası hep böyle. Sağ tarafı mübteda, sol taraf haber şeklinde devam etmiştir. İlk kelime mübteda, ikincisi haber. Her birine altına yazabilirsiniz. Bir mim çizin. Diğerine sol taraftan da ha çizin. Kısaltma mübteda haber olarak yazılabilir. Başlarına inne dahil olduğunda artık sağdaki kelime yani ilk kelime innenin ismi, ikinci kelime innenin haberi olacaktır. El muallimeyni, muhlisani her biri için geçerli bu. Sağ innenin ismi, sol innenin haberi. Artık mübteda ve haber değiller. Nitekim herkesi de değişmiştir. Haberde bir değişiklik olmuyor. Çünkü inne dahil olmadan önce de o zaten haberdi. İnne dahil oldu yine haber. Bir şey değişmedi diyor. Ve bu özellikle innenin ve benzerlerinin yani kardeşlerin haberi olduğu için durum böyle. El muallim öğretmen muhlisun samimidir. İnne şüphesiz ki el muallime öğretmen nedir? Muhlisun samimidir. El muallimân iki erkek öğretmen muhlisani samimidir. İnnel muallimeyni iki erkek öğretmen muhlisani samimidir. El muallimûne. Burada da merfuluk, mensupluk nedir? Onun belirtilerini açıkça görmekteyiz. Onu hemen ifade edelim. El muallim müfrettir. Raf alameti zammedir. Sonuncu harfteki zamme. İnneyi dahil ettiğimizde sonuncu harfteki fetha nasb alameti olur. Bunlar ne yapardı? İsmine nasb, haberini raf ederdi. El muallimun ismi olduğundan nasb olmuştur. Peki hangisi ismi, hangisi haberi nereden ayırt ederim? Yine bir başlık açalım. Anlatmaya devam edeceğim burayı da. Nereden ayırt ederim? Bu biraz da yani konuyu bir süre çalışmakla alakalı. Bir bakışta ilk gün, ilk dakikada ayırt edilemeyebilir. Bir gün bu konuya çalışırsın, iki gün çalışırsın, üçüncü gün ayırt edilecek duruma gelinir. Zor bir konu değildir. Bir de mana ile alakalıdır, irabla alakalıdır. Manayı biliyorsan çözersin, bilmiyorsan irab ortada zaten, nasb olan ismidir. El muallime muhlisun dedik. El muallimani mübteda muhlisani haber. İnnel muallimeyni şüphesiz ki iki öğretmen. Burada muallimani tesniye bir kelime. Tesniye olduğunu sonundaki esreli nun ve sağındaki dik olan eliften anlayabiliyorum. Nunda esre yazmıyor ama olduğunu biliyoruz yazabilirsiniz. El muallimani muhlisani. Esreli nunla bitmiş olması ve sağında elif olması da onun tesniye olduğunu gösteriyor. Elbette duruma göre sondaki nun silinebilir de sağındaki elif ya'ya da dönüşebilir. Hemen şurada olduğu gibi muallimeyni. Buradaki ya bu kelimenin nasb halinde olduğunu gösteriyor. Onun alameti, nasb alametidir. Ya olursa nasb ve cer olur, elif olursa raf olur. An itibariyle muallimeyni nasb halindedir. Muhrisani raf halini koruyor. Demek ki tesniye bir kelime elifle yazılırsa raf halindedir. Diğer söylemiyle merfudur. Yani o kelime ne olur? Müpteda da olur, haber de olur. İnnenin ismi olamaz. İnnenin ismi olması için tesniyede ya olması gerekir. Çünkü mensupluk alameti o. El muallimune muhlisune. Cem-i müzekker salimdir. Vav ve nunla yazılmış. Nun fethalıdır. Bunu unutmayın. Nun fethalı. Tesnielerde nun esireli. Cem-i müzekkerlerde fethalı.
El muallimune merfudur. Vav'dan bunu anlayabildim. Mufressune de merfudur. Vav'dan anladım bunu. Müfteda haber yine. Değişen bir şey yok. İnneden sonra gelirlerse vav yerine ya yazılırsa bil ki onun nasb hali. Cerri de öyle de konumuz üzeri değil. El muallimine. Nun'un fethalı olduğunu unutmayalım cemi müzekkes halinde. El muallimine nedir? Mensuptur. Nasb halindedir. İnne ismini nasb ederdi. Etmiş mi? Etmiş. Mesela innel muallimune yazsaydı, muhlisune yazsaydı hatalı derdiniz. Çünkü inne ismini nasb edecekti. Muallimune nasıl olur? Nasb değil ki, merfu olur dersiniz. Bu tür soru çıkabilir yani. İnnel muallimine yazacağına nazar öğretmen. İnnel muallimune muhlisune der. Hata nerede der? Hemen ne yapacaksınız? İnne ismini nasb ederdi. Muallimune diye yazarsan bu merfudur. Yanlıştır. Doğrusu burada ya olmasıdır. Çünkü Cem Müzekker Salim'in raf hali vav, nasb hali ya ile olur. Hemen alttaki el muallimetu muhlisatun. El muallimetu beyan öğretmen samimidir. Müfret bir kelime muallimetu. Muhlisatun da müfret. Öyleyse ne olur? Müfretin nasb alameti nedir? Fethadır. El muallimete muhlisatun olur. Niye T'leri de ten demedi? İki tane fetha koyamadı. Kelime eliflamlı. Eliflamlı kelimede iki tane fetha veya iki esre veya iki ötre. Yani tenvin olamaz zaten. El muallimatu. Bu kelime cemi müennes halindir. Cemidir, müennestir, halinde. Nereden anladım? Açık bir T ile bitmiş. Sağında da dik elif var. Bu tür kelimelere cemi müennes halim denilir. Hemen yazabilirsiniz. Raf hallerinde ötürü alırlar. Şu anda almış zaten. Nasb halinde esra alır. Dikkat edin. Nasbında fetha almaz. Esra alır. Cer halinde yine esra alır. Bunu bir yere not edebilirsiniz. El muallimatu kelime eliflamlı olduğu için tek ötürü almıştır. Muhlisatun eliflamsız. Başında eliflam yok. Bu yüzden iki ötürü almıştır. Serbesttir. El muallimatu beyan öğretmenler nedir? Muhlisatun samimidirler. El muallimati şu anda ne halinde? Cer halinde mi? Değil. Nasb halinde. Çünkü cemi müennes salimlerin nasb alameti belirtisi esredir. Bu tür kelimeler asla fetha almazlar. Bu konu her ne kadar inne ve kardeşler olsa da bir yerde isimlerde irab olarak adlandırılır. Bununla alakalı başka video önerebiliriz. Daha önceden çektiğimiz AÖF İlahiyat için, Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi için çekmiş olduğumuz videolar var. Onları da önerebiliriz. Dosyada muhtemelen onun linki, işareti, belirtisi vardır. Daha geniş olarak oradan da bakılabilir. El-âbâ-u muhlisûne. El-âbâ-u nedir? Ebun âbâ cemi mükesserdir. Kırık çoğul. Bunlarda da yine raf alameti ötreyken nasb alameti fethadır. Müfret kelime gibi yani. El abau babalar. Babalar nedir? Muhlesune samimidirler. İnneyi başına koyarsan bunun bu durumda innel abae muhlesune. İlk kelime yine nasb olur. El kütubu kitaplar. Kitabın bir kitap. Kitaban iki. Kitabune pek çok kitap. Kütubun kitaplar yine. Kırık çoğuldur. Kitap kelimesinin çoğuludur. Kitaplar manasına gelir. Müfidetun onun haberidir. Müfret müennestir. Kütüp kelimesi gayri akıl bir çoğuldur. Yani kitaplarda bir beyin, bir zeka var mı? Yok, kitapta akıl ne arar? Öylesi nedir bu? Gayri akıldır. Gayri akıl, akılsız demek zaten. Aynı şey. Akılsız çoğul bir kelimedir bu. Beyin yoktur, öylesi akılsızdır. Çoğulur diyorum çünkü kitaplar diyorum. Ler, lar çoğul olur. Tamam, bu tür bir kelimeye rastlarsan mesela arabalar, evler, çantalar gibi, kalemler gibi bu tür şeylere rastlarsan bunların haberlerini müfret müennesi olarak yazmalısın. Müfidetün müfretle müennestir. Kütüp mübteda, müfide haber. İnneyi başına koyarsan innel kütübe şüphesiz ki kitaplar faydalıdır. Bunları bir de zamirlerle kullanalım demişler anladığıma göre. Hüve o nedir? Zekiyün zekidir. Mesela uzakta Ahmet adında birisi var. Hüve o Ahmet nedir? Zekiyün zekidir.
Bunu inne ile beraber yaparsan innehu zekiyün. Şüphesiz ki o zekidir. Hüve zamiri inne ile bitiştiği zaman hu diye yazılır. Olay bu. Ente zamirini inne ile birleştirirsen inne ke zekiyün olur. Ente sen zekiyün zekisin. İnneke şüphesiz ki sen zekiyün zekisin. Ente sen demek ke de sen demek. Ene ben ena değil bu ene. Ene ben zekiyim. İnne şüphesiz ki ni ben zekiyim. Burada müzekker zamirler için kullanıldı. Hüvente, ene örneklerdi. Bir sürü zamir var da an itibariyle bunlar kullanıldı. Bunu bir de müennes zamirlerle deneyelim demişler. Hiye o artık o Ayşe, o Fatma nedir? Zekiyetun zekidir. Görüyorsunuz zekiyetun kapalı T kullanılmış. Çünkü kelime müennes. Bayanlarda bir mühendislik alamet aranıyor. Burada zeki yün denilmiş T kullanılmamış çünkü de müzeker zamirdir. Ente de öyle. Ene nedir? Ene müşterektir. Bayan içinde kullanılır, erkek içinde kullanılır. Hiye o Ayşe nedir? Zekiyetin zekidir. İnne ile bunu kullanırsan inneha zekiyetun olur. Hiye zamirin inne ile birleştirdiğinde ha olur. Oysa hüve zamirini bitiştirdiğinde hu olmaktayız. Demek ki innehu nokta nokta denilirse A şıkkı zekiyün, B şıkkı zekiyetün. Hangisini seçeceksin? Hu yazdığına göre bir müzekkerden bahsediyoruz. Öyleyse sonu T ile biteni seçemem. Zekiyün kelimesini seçmem lazım demen gerekir. İnneha yazılmış ve nokta nokta bırakılmış ise ha zamirini gördüysen bu bir müennes zamirdir. Buraya müennes lazım demen gerekir. Enti. Enti de müennes için, bir bayan için sen demektir yine ama erkek için değil. Mesela enti Ahmet diyemezsin. Ente Ahmet dersin. Ente Ali. Enti Fatma dersin ama. Enti sen bayan nesin? Zekiyetun zekisin. İnne ki oldu. Bakın burada ke vardı. Ke müzekker için. Ali işte Veli gibi. Ki olduğu zaman Ayşe Fatma olur. İnneki şüphesiz ki sen bayan nesin? Zekiyetin zekisin. Ene şüphesiz ki ben zekiyetün zekiyim. Bu cümleyi kim kurar? Bir bayan kurar. Ene ben zekiyetün zekiyim dediği zaman sonunda kapalı T olduğuna göre bunu bir bayan kurabilir. İnne şüphesiz ki ni ben zekiyetün zekiyim. Elbette ene yazılıp sonra nokta nokta bırakılırsa oraya zekiyün müzekerdir bu. Zekiyetün müennestir bu. Sonunda T var. İkisi de uyar yani ene'den sonra. İkisini de getirebilirsin. Çünkü ene zamiri ne dedik? Müşterektir. Müzekkeri, müennesi ayrı ayrı yazılmaz. Teemmel ma yeli. Teemmel derince düşün. Ma o şey ki yeli aşağıda geliyor. Aşağıda gelen şeye derin bir düşünce lazım. Derin derin düşünüyoruz. Burada ne dönmüş arkadaşlar? Li enne artı hüve eşittir. Liennehu diye yazılır. Lienne'den sonra hüve zamir nedir? Müfrettir. Müzekkerdir. Ve aittir. Yani üçüncü şahıstır. Tekildir. Ve müzekkerdir. Erildir yani. Bu durumda lienne'den sonra hu getirir. Liennehu. Lienne'den sonra hiye kullanmak istersen ha zamirini getireceksin. Yani hiye o bayan demektir. Ha da o bayan demektir. Hüve o erkek, hu o erkek yine aynı manada. Lienne ente veya enti ne olur? Lienne ki. Ente ise ke yapacaksın. Enti ise burayı da ki yaparsın. Ente sen demek. Buraya mana verelim. Liennehu şüphesiz ki o. Lienne çünkü ha o. Lienne çünkü ke sen erkek. Lienne çünkü ki sen bayan. Raca'a döndü Hamidun. Hamid döndü. Minel medreseti okuldan. Lienne çünkü o merizun hastadır. Raca'et döndü. Kim? Aminetu. Amine döndü. Minel medreseti okuldan. Niye? Liennaha çünkü o merizatun hastadır. Lienne ha. Liennehu. Merizun. Merivatun. Mühendislik alanı. Amine'den bahsediyorsun. Amine bir bayandır. Bu yüzden
Ondan bahsederken li enne çünkü ha o amine yani onu işaret ediyor. O amine nedir? Merizatun hastadır. Veya işte burada Hamit'ten bir erkekten bahsediliyor. Hamit bir erkek isim. Bu yüzden hu o yani o Hamit nedir? Merizun hastadır. Merizatun müennes için yuvarlak saat kullanılmış. Müennes olduğunun alameti ondan bahsettiğimizi göstersin diye. Meriz de öyle bir şey kullanmamış çünkü müzekkerden zaten bahsediyor. Raca'tu ben döndüm. Ben döndüm. Nereden? Minel medreseti okuldan. Li enne çünkü ni ben neyim? Merizatun hastayım. Merizatun hastayım dedi. Burada kimden bahsediliyor? Erkek mi bayan mı? Bayan. Nereden anladık? Merizatun kullanılmış. Merizun kullanılmamış. Onun dışında raca'tu. Tu zamiri ben. Yani bu müennes de olabilir, müzekker de. Diğer bir deyişle bayan da olabilir, erkek de. Racaatü'den bu anlaşılmaz. Minel medreseti zaten anlaşılmaz. Li enneni yine anlaşılmaz. Ama merizatun kullanıldığına göre bir müennesten bahsediyoruz. Peki burada niye bahsetti? Yani li enne artı hüve, hiye veya ent. Niye bahsediliyor? Çünkü enne yine kullanılıyor ya burada. Enne, inne, enne. Nedir bu? İnne ve kardeşleri dediğimiz maddelerden. İkincisi en nedir? Şüphesiz ki demektir. Bunu zamirlerle kullandılar. Yani enne, hu veya ha oradaki zamir nedir? İsimdir. Ardından gelen meriz veya meriza kelimeleri haberdir. Merizun haber, merizatun haber, merizatun haber. Hu ismidir ennenin. Ha ismidir, ni ismidir. Ni'den maksat ya yine. Kullanımını göstermek istemişler. Edhil, dehale, yedhulu, udhul olurdu. Ne olur? Edhale, yudhilu, edhil olur. İfal babından emri hazırdır yapabiliriz. Edhil, sen dahil et. Kat. İnne inneyi. Alel cümelil atiyeti aşağıda gelen cümlelerin üzerine onu kat. Ve uzbut, zapt et. Evahira, evahiral kelimati, kelimelerin sonlarını zapt et. Hareketleri belirle bakalım. Bir şekli kema fil misal, örnekte olduğu şekille, şekilde gözüktüğü gibi. Uzbut dedik. Tabi bu uzbut, vabeda yaz bidu, yaz budu. İki şekilde gelmekte. Biz yaz budu'dan alarak bu şekilde dedik. Zaten bağda zamme, ötre gözükmekte. Öylesi burası da ötre olacaktır. Eddersu ders nedir? Sa'bun zordur. İnneyi koyarsan başa ne olur? İnne derse birinci kelimeyi sadece yani şuradaki müptedan hareketini değiştirirsin. Fethalarsın onu. İkincide bir değişiklik olmaz. O zaten aynen yazılır. Eddersu müpteda sa'bun haber. İnneyi dahil edersen müpteda ne olur? İnnenin ismi olur. Sa'bun ne olur? İnnenin haberi olur. İnne derse niye fetha getirdim zammeyken? Çünkü dersu sahibun derken mübteda haberdir bu. Direkt merfudurlar. Merfu derken müfret kelimelerinin son harfinde zammenin olması yani ötrenin olması demektir. Son harflerde ötre var. Tamam merfu. İnne derse sonuncu harf ders kelimesinin sonuncu harfi fethasinde fetha var. Öyleyse ne bu? Mensup. Çünkü müfret kelimelerin sonuncu harfinde fetha olması onun mensup olduğunu gösterir. İnne de zaten ismini mensup ederdi, nasb ederdi. Sa'bun haberini raf ederdi. Haber hala raf konumunda. Ötreli çünkü. Bunu buradan düşünelim. Es-seyyaratu cemiletun ne olacak? İlk kelimeyi fethalayacaksın o kadar. Bu durumda inne's-seyyarate cemiletun. Şüphesiz ki otomobil güzeldir. El-Kur'an'ı, Kur'an nedir? Kitabullah, Allah'ın kitabıdır. İnne'yi koyarsak başa, ilk kelimeyi fethalarız o kadar. Başka bir şey yok. İnne'l-Kur'an'e, Kitabullah'ı. Şüphesiz ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'i satla ifade etmişler. Muhammed nedir? Resulullah'ı, Allah'ın Resulüdür. İnne'yi koyarsan başa, inne Muhammed den olur. Fethalayacaksın. Muhammed'e olmaz. Tek olmaz. İki fetha olacak. Şüphesiz ki Muhammed nedir? Resulullah'ı Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. 4.
Zeynebu Dalibetun. Başına inneyi getirirsek ne olur? İnne şüphesiz ki Zeynep. Zeynep nedir? Dalibetun bir bayan öğrencidir. Kız öğrencidir. Zeynep ben diyemiyoruz. Zeynep gayri mustarif bir kelimedir. Yani Arapça yeni başlayan bir öğrenci için gayri mustarif anlatmayalım. Bu videoyu bir öğretmen dinliyorsa zaten biliyordur. El-lugatul-arabiyyetu sehletun. El-lugatul-arabiyyetu Arap dili nedir? Sehletun kolaydır. El-lugatu ismi, el-arabiyye inne dahil olduktan sonra ismi. Şu an inne yok. İsterseniz önce bu haliyle bir değerlendirelim. El-lugatu mübtedadır. El-arabiyyetu mübtedanın sıfatıdır. Sehletun haberdir. Buna göre inneyi dahil edersem innenin ismi ne olur? Mübteda olur. Yani bu. İlk kelime onun ismi olur. El-lugate olur. El-arabiyyete olur. İkinci kelime ona bağlı. Sıfat mevsuf ilişkisi ayrıntılı bir konu. Sehletun olduğu gibi kalır. İnne şüphesiz ki el-lugate'l-arabiyyete Arap dili nedir? Sehletun kolaydır. Hazihi sa'atu bu saat nedir? Galiyetun galidir. İnne'yi koyarsak inne hazihi sa'ate galiyetun olur. Galiye pahalı demek. Pahalı. Yedi Bilal'ün Bilal nedir? Ganiyün zengindir. İnne ne olur? Bilalen şüphesiz ki Bilal ganiyün zengindir. El müdiru fil fasli. Müdür fasıldadır. Yani sınıftadır. İnnel müdira fil fasli olur. 9. El ma'u baridun. İnnel ma'e baridun. Su soğuktur. Urbut beyne kulli cümleteyni fima yeli. Müstamilen lakinne kema fil misaleyni. Urbut rabeda yer bidu bidu aynı zamanda yer budu iki şekilde gelebilir. Bağla, sabitle, ekle demek. Urbut ekle. Beyne külli cümleteyn her iki cümlenin arasına fima o yerdeki yeli aşağıda yer alıyor. Müstamilen kullanarak lakinle lakinleyin. Lakinleyi kullanarak cümleleri birbirine bağla. Urbut bağla yani. Kemafir misaleyn iki örnekte olduğu gibi. Eddullabu kesirune el-faslu sagirun. Bunlar farklı farklı cümleler. Eddullabu öğrenciler nedir? Kesirune çoktur. Nokta. Bitti. El-faslu sınıf sagirun küçüktür. Nokta bitti. Bunu lakinleyi kullanarak bu iki cümleyi birbirine urbut yani bağla. Ettullâbı öğrenciler kesîrûne çoktur. Lakinne fakat el-fasle sınıf sagîrun küçüktür. Lakinne ismini nasb haberini raf eder tıpkı inne gibi ismini nasb etmiş. Evet. El-fasıl kelimesinin sonuncu harfi olan lambda fetha var. Sagîrun olduğu gibi kalmış. El-fasıl lakinlerin ismini sagîr haberi olur. Oysa burada el-faslın da sagîr haberi olmaktaydı gibi hızlı anlatılabilir aslında. Ali'nin Ali nedir? Müştehidin çalışkandır. Mübteda haber. Sadiguhu onun arkadaşı nedir? Keslanu keslandır. Yani tembeldir. Sadiguhu onun arkadaşı. Bu ne? Sadik mübteda keslan haber. Bunları yine lakinle kullanarak bağlamışlar. Ali'nin müştehidin. Evet Ali çalışkandır. Lakinle fakat sadika. Az önce sadigu idi. Lakinle sadık kelimesinin başına yer aldığı için sadık ne olmuştur? Kelimenin sonuncu harfi yani kaf fethalanmıştır. Hu sonuncu harf değil. Hu başlı başına bir zamir. Az önce geçen hüve diye bir zamirimiz vardı. Hüve'yi kelimeye bağladığımız için hu diye yazıldı. Olan bu. Lakin ne fakat sadigahu onun arkadaşı keslanu tembeldir. Bunlar örneklerdi. Şimdi de bizden bunu istemekteler. Muhammedun Muhammed davidun uzundur. Ahmedu Ahmet kasirun kısadır. Dalda bir zamme olacak. İki tane değil. Gayrimusarriftir. Lakin neyi kullanacağız? Muhammedun Muhammed davidun uzundur. Lakin ne fakat Ahmede fakat Ahmet kasirun kısadır. İki numara Aminetu Amine nedir? Müştehidetün çalışkandır. Uhtuha o Amine'nin kardeşi nedir? Keslanetun keslanedir. Yani kestane değil de keslane ne olur? Tembel olur.
Ha zamiri kullanıldı. Az önce geçtiği üzere ha müennes için idi. Amine'nin kardeşi yani kız kardeşinden bahsediyoruz. Ha Amine'ye raci. Amine kastedilmiş. Amine müennes olduğu için bu da müennes. Keslane tun dedik. T kullandık. Çünkü yine müennes bir kelimeden bahsetmekteyiz. Üstelik orada keslanu sonunda T yoktu. Çünkü müzekkerden bahsetmekteyiz. Zamirler önemlidir. 3. Hazer dersu bu ders davilun uzundur. Hüve o nedir? Sehlun kolaydır. Şu anki ders de belki uzun oldu bilmiyorum. Hala devam ediyoruz. Belki bu dersten bahsetmişlerdir. Araya bir lakinle kurarak cümleyi bağlamamızı istemişler. Hazer dersu bu ders nedir? Davilun uzundur. Lakinnehu fakat o nedir? Sehlun kolaydır. Zor bir şey yok ortada. Hayırdır? 4. Seyyarati benim otomobilim, benim taksim ve deymetun eskidir. Hiye o nedir? Gaviyetun güçlüdür. Bunu bağlarsak. Seyyarati kadimetun. Evet otomobilim eskidir. Evet yok buradan öylesine dedim. Lakinne ha fakat o otomobil nedir? Gaviyetun güçlüdür. Hiye zamiri ne yaptık? Lakinne ile bağladık. Bağladığımızda lakinne ha diye bağlandı. Hiye müennes zamirdi. Bağlandığında ha diye bağlanıyor. Az önce hüve vardı. Bağladığımızda hu oldu. Neyle bağlıyoruz? Hayırdır? Lakinne ile. Lienne ile bağlamıştı yukarıda örneklerde. Şimdi lakinne ile bağlıyoruz. Neyle bağladığın önemli değil. Bir şeyle birleşirse bu hali alır. Hüve hu halini alır. Hiye ha halini alır. Ehi benim kardeşim mütezevvicun evlidir. Ene ben ise a'zabu evli değilim. Bekarım. Bunu bağlayacağız şimdi. Ahi mütezevvicun benim kardeşim evlidir. Lakin neni fakat ben a'zabu evli değilim. Ene'yi nasıl bağladık? Ni olarak. Lakin ne? Ni. Lakin ne zaten vardı. Ni'ye dönüştürerek bağladık. Yukarıda geçmişti zaten. 6. İbrahimu. Mimde bir zamme var. Gayrimustariptir. Kelime temin kabul etmez yani. İbrahim nedir? Fakirun fakirdir. Ammuhu ammı ise yani amcası ise ganiyun cidden. Gerçekten de zengindir. Lakinne ammehu olacak. Lakinne fakat ammehu onun amcası ganiyun cidden olur. 7. Beytuke senin evin cemilin güzeldir cidden gerçekten de. Hıve nedir? Sagıyın küçüktür. Beytuke cemilun cidden lakinne hu sagıyın. Hüveyi hu diye çeviriyoruz. Neyle birleştirirsen birleştir. Hüve ne olur? Hu diye birleşir. Devamında edhil sen dahil et. Edhale, edhil, ekrame, ekrim gibi. Keenne, keenneyi ekle. Alel cümleli atiyeti, kemafil misaleyn iki örnekte olduğu gibi aşağıdaki cümlelerde keenneyi ekle, onu oraya dahil et. Men haza, bu kim? Ehuke, senin kardeşin. Keennehu, sanki o ehuke, senin kardeşindir. Birleştirmiş. Men hazihi, bu kimdir? Uhtuke, senin kardeşindir. Keenneha, sanki o uhtuke, senin kardeşindir. Ama kız kardeşten bahsediyor burada. Men huve o kimdir? Burada da zemir kelimesini kullanmış. Burada ne yapmış? Men haza bir soru önemli değil. Keenneli birleştireceksin. Neyi? Ehuke'yi. Burada uhtuke'yi. Burada zemir. Burada tabibe. Neyi birleştireceksek parantez arasında o zaten bizlere verilmiş. Buna göre bir men huve o kim? Kimdir o? Zemiluk senin arkadaşındır. Bunu birleştir. Keennehu sanki o zemiluke senin arkadaşındır. Keennehu dedim. Niye hu dedim? Hüve vardı. Hüveyi birleştirdiğimizde hu diye yazılır demiştik. Hi birleştirirsek ha diye birleşir. Hum diye devam eder. Huma, huma diye devam eder. Hunne, hunneri devam eder. Değişmez. Men huve zemiluke keennehu sanki o zemiluke senin arkadaşındır. Arkadaşına benziyor. Çok da emin değil yani. Men hiye o kimdir? O kız kimdir? Tabibetun, tabibedir. Bayan doktordur. Keennehu sanki o
Tabibetun bir bayan doktordur. Men hum onlar kim? Men kim demek? Hum onlar zamir çoğul. Tullab öğrenciler demektir. Onu birleştirmemiz istenmekte. Keennehum sanki onlar dullabun öğrencidir. Öğrenciye benzetmiş. Dört. Men huma keennehuma müderrisani. Keennehuma müderrisani. Sanki o ikisi öğretmendir. Öyle geldi bana. Çok emin değilim. Belki uzaktan görüyor gören. Belki uzakta. Yani gören kişi ile gördüğü kişi arasında mesafe var ki emin değil. Men hunne, o bayanlar kimdir? Mümessilatun, mümessiladır. Yani temsilcidirler. Keennehunne, sanki o bayanlardır. Nedir? Mümessilatin, mümessildirler. Mümessilatun olur gerçi. Keennehunne, mümessilatun. Sanki o bayanlar temsilcidir. Edhil, 6 numaralı soru. Dahil et. Lealle, lealleyi. Alel cümeli taliyeti kemafil misaleyn. İki örnekte geldiği gibi. Diğer cümlelerin üzerine de lealleyi bu defa yine sen ekle. Boş durma. Ve o mühezzebun, mühezzeptir. Mühezzep saygılı demek. Leallehu umulur ki o mühezzebun saygılıdır. Hüve'yi ne yaptı? Hu olarak bağladı. Hu'ya dönüştürdü. Niye dönüştürüyor? Arkadaş hüve cümle başındaysa bir yere bağlayamazsın. Sağda bir şey yok ki bağla, ekle, öyle bir durum yok. Ama bunun başına lealleyi getirirsen lealle ile hu zamir birleşebilir. Bu yazı yazmayı bilmekle alakalı. Neyi neyle birleşir? Yani yazım dersiyle alakalı. Birleşir hüve zamiri ama hüve olarak birleşmez. Hüve dönüşerek birleşir. Bu ezberlenebilir. Hüveyi birleştireceksen hu olarak birleştireceksin. Hum'u birleştireceksen olduğu gibi birleştirebilirsin. Hum onlar mühezzebuna saygılıdırlar. Lealle umulur ki hum onlar mühezzebuna saygılıdırlar. Lealle umulur ki belki manalarına gelir. Bir, hiye o sa'idetun. Hiye nasıl dönüştürürüz? Hiye ne olur? Hu mu olur? Ha olur. Leallaha umulur ki o kişi nedir? Sa'idetun, sa'idedir, mutludur. İki, hunne yazmış. Leallehunne. Hunne olduğu gibi de geçer karşıya. Leallehunne sa'idatun. Umulur ki onlar, o bayanlar mutludurlar. Çoğul. Ente sen sadıkun, sadıksın, doğrusun, iyisin. Üç, lealleke umulur ki sen sadıkun, sadıksın. Ente ke olarak geçiyor. Yukarıda bunlar anlatıldı. Li enne bölümünde. Dört, entum siz sadıkuna leallekum sadıkuna. Lealle umulur ki kum siz sadıkuna sadıksınızdır. Öyle umuyoruz artık. 5. Enti faizetun. Sen faizdesin. Yani kazançlısın, başarılısın. Faize o. Enti sen bayan tabii. İkinci şahıs bayan için. Ne olur? Lealle ki olur. Ki. Lealle ki faizetun. Mana aynı. Bir umulur ki diyoruz. Lealle umulur ki sen bayan faizetun kazançlısındır. 6. Entunne. Onlar nedir? Faizatun kazançlıdırlar. Leallekunne umulur ki onlar faizatun kazançlıdırlar. Geç onlar değil siz olacak. Entunne ikinci şahıstır. Entunne siz bayanlar faizatun kazançlısınız. Lealle ekleyelim. Leallekunne umulur ki kunne siz bayanlar faizatun kazançlısınızdır. 7. Ene nacihun lealli nacihun lealli nacihun. Lamı çeken ya var. Lealli nahnu nacihuna lealle nacihuna lealle nacihuna lealli umulur ki ben nacihun başarılıyım. Lealle umulur ki biz nacihuna başarılıyız, kazançlıyız. Nahnu biz nacihuna kazançlıyız. Edhil ma beynel kavseyn.
Gavseyn parantez demek. İki parantez Gavseyn. Edhil sen dahil et. Ma o şey ki benden Gavseyn'i iki tane parantez arasında şu iki yuvarlak çizgi arasında yer alıyor. Onu dahil etsen nereye? Alel cümle tarihi aşağıda yer alan cümlelere kema fil misali örnekte olduğu gibi. El kitabani müfidani. Kelimeler merfu mu? Evet. Elifle yazılmışlar. Bu kelimeler tesniye mi? Evet. Esrel nun da bitmiştir. El kitabani müfidani. Ya bunun fethalı olamaz mıydı? Esrel olduğunu nereden çıkardın sen? Fethalı olamaz. El müfidane. Bu tür bir kelime Arapçada henüz icat edilmedi. Nereden biliyorsun? Zaman geçtikçe bu biraz zamanla alakalı. Kitaplarla, yazılarla uğraşa uğraşa fark ediliyor. Her kitabın iki kitap müfidane faydalıdır. Müfteda haber. İnne'yi dahil et. İnne şüphesiz ki el kitabeyn iki kitap nedir? Müfidane faydalıdır. İnne'nin ismi kitabeyn, müfidane innen haberi olur. Kitabın elifle yazılmıştı. Nun'un sağında elif vardı. Müfteda iken böyleydi. Merfu idi. Evet, elif ile tesniye merfu olur. İnnenin ismi olduğunda nasb olması gerekir, mensup olması gerekir. Evet, o zaman ne olsun? Elif ya'ya dönüşsün, dönüştü. Her bir için aynı şey geçerli. El müderrisani muhrisani. Cümlenin başına la ile eklersek ilk kelimedeki elif ya'ya dönüşür. İlk kelimedeki elif ya'ya dönüşür. Her bir için bu geçerli. Niye geçerli? Bunlar tesniyedir. Tesniyeyi sen mensup yapacaksan ilk kelimeyi ne yaparsın? Elif yerine ya yazarsın. Niye ilk kelimede yazıyorum? Çünkü ilk kelimelerin başına bunları eklediğinde ilk kelime ne olacak? Bunların isimleri olacak. Bunlar da isimlerini nasb ederler. Nasb nedir? Tesniye için elif yerine ya yazılması demektir. Peki solda kelimelere ne olur? Hiçbir şey olmaz. Olduğu gibi yazılırlar yine. Peki şöyle bir bakalım. Lealle umulur ki el müderrisani iki müderris muhrisani. Samimidir. Lale'den sonra yazarsak el müderriseyni umulur ki iki öğretmen muhlisani samimidir. Leyte ile beraber leyte keşke ezzevcetani ne olur? Ezzevceteyni olur. Eşler olsa, iki eş olsa ne olsa mahiretani, mahir olsalar, becerikli olsalar. Ellaibani seriani. Laibani İki oyuncu demektir. Lakinne fakat ellaibeyni bani beyin oluyor. Elif yerine ya oluyor. Nun esreli. Lakinne fakat ellaibeyni iki öğrenci seriyani hızlıdır. İnnel ferigani iki fırka, iki grup mütetevvigani. Mütetevvik üstün, başarılı demektir. Başarılıdırlar. Gayni ama inneden sonra gayni haliyle yazılır ki enne sanki el cündiyani askerler veya ordular diyelim nedir? Esedani aslandırlar. Edhil şimdi dahil et neyi? Artık burada ne yazıyorsa onlara bakalım. Ma o şey ki benel kavseyni parantez arasında iki yuvarlak arasında yer alıyorlar. Nereye dahil et? Alel cümleti taliyeti aşağıda yer alan cümlelere kema fil misal örnekte olduğu gibi. El mühendisune neşidune. Buna inneyi dahil edersen ne olur? El mühendisune neşidune nedir bunlar? Cem-i Müzekker salimdir. El mühendisune. Vavla yazılmıştır. Sol tarafında fethalı bir nun var. Bu onun Cem-i Müzekker salim olduğunu gösterir. Cem-i Müzekker salimin raf hali şu anda olduğu gibi vav ile yazılır. Şu an raf halinde. Niye? Çünkü kelime müpteda. Müptedalar raf halinde yazılır. Neşidûne Cem-i Müzekker salimdir. Fetharının sağında vav var. Bu durumda bu nedir? Merfudur. Niye merfu? Çünkü haberdir. Haberler merfu olur. Mübteda da haber de merfudur. Merfuluk ne demek? Tesniye için bunu söylemek gerekirse elifle yazılmaktır. Tesniyeler eğer elifle yazılmış ise ona merfu dersin. Cem-i Müzekker salimler için ise elif demek değildir. Vav demektir. Eğer kelimenin sonu birse yani bundan önce vav varsa o kelime merfudur. İşte neşi dune, mühendisune de olduğu gibi. Vav yerine ya olursa ne olur? Kelime artık merfu değil, mensub olur. Tabi sondaki nunlar duruma göre düşebilir de her zaman nun olmaz. Ama size öyle bir şey çıkartacaklarını zannetmiyorum.
İnne şüphesiz ki el mühendisine. Nun şeytalı oluyor, unutmayalım. El mühendisine. Şüphesiz ki mühendisler nedir? Neşi dune çalışkandırlar. İlk kelime yine burada olduğu gibi bir üstte nasıldı? Aynısı. İlk kelimeler daima müpteda burada. Buradaki lealle, lakinle. Parantez arasındaki kelimeler bunlara dahil olduğunda ilk kelimeler ne olur? İsim olur. Bunların isimleri olur. Bu durumda vav yerine ya gelecektir. El-la'ibune, el-la'ibine. El-muhasibune, muhasibine. Vav ya'ya dönüştür. Es-siyasiyune, siyasiyine. Lealle umulur ki el-müderrisine öğretmenler muhlisune samimidirler. Soldaki kelimede hiçbir değişiklik olmaz. Lakinne fakat el-la'ibune el-la'ibine olur lakinneden sonra. Umulur ki lakinne fakat el-la'ibine oyuncular seri'une hızlıdırlar. Leyte keşke el-muhasibune dakikune. Muhasipler dakik olsalar. Lakinne fakat es-siyasiyune siyasiler neşidune çalışkandır. El-cunud. Askerler nedir? Usudun. Cesurdurlar. Enne'yi eklersek el-cunudu el-cunude olur. Kelime-i cem-i müzekker salim değildir. Cündün cunudun cem-i mükesser kırıkçı olur yani. Dalın zammesi yerine fethalanır keenneden sonra. Keenne sanki el cunude askerler usudun aslandırlar. Lahiz düşün la en nafiye lil cinsi. Cinsin nefi için olan la hakkında birazcık düşün bakalım. La en nafiyetu lil cinsi. Cinsini olumsuzlaştırmak için var olan la. Mesela bir ayetin giriş yapalım denilmiş. La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe. İkrah yoktur. Yani zorlama yoktur. Nerede? Fid din, dinde. Din hususunda. Ne demek bu? Bir Hristiyanın yana gidip Müslüman olacaksın diye kafasına silah dayanır mı? Dayanmaz. Böyle bir şey yok. Müslüman olur veya olmaz. Keyfi bilir. La racule hiçbir adam yoktur fiddari evde. La servete servet yoktur. E'zamu mine sıhhati sıhhatten daha büyük. Sıhhatten sağlıktan daha büyük bir servet yoktur. Burada la'yı niye anlatıyor bize? La'yı anlatmasının da bir gerekçesi olması lazım. O da nedir? La tıpkı inne gibi amel yapar. İnne ve kardeşlerinden de esas. La ismi nasb haberini raf eder. İkrah ismidir. Nasb etmiştir. Buradaki he zamir değil yani. Kelime nasından. Ekrahe ikrah. İsmidir bu. Haber nerede? Haber görünür de yok. Mahzuf. Silinmiş yani. Gizli. O da nedir? Mevcudun. Mevcut kelimesi haber olmakta. Fiddin İşte mutallikat alakalı kelimelerdir. La racule fiddin. Racul yine ismi olur. Yine mevcut haber diyebiliriz. Haber yine gizlidir. La servete a'zamu La en nafiye lil cinsi te'amelu amele inne ve havatiha iza. Cinsin nefi için olan la inne ve kardeşleri gibi amel eder ama şu vakitte. Kâne ismuha nekraten. İsmi nekre olacak. İki, kâne ismuha müttasılen bi la. La ile ismi bitişik olacak. Burada eksik madde yazılmış. İki madde yazılmış. Biz bunu biraz daha toparlayalım. Bir, başında harfi cer olmayacak. İki, isminin ve haberinin nekre olması gerekir. Kendisiyle ismi arasında da başka bir kelime olmaması gerekir. Tekrar. Bir, başında harfi cer olmayacak bunun. 2. İsminin ve haberinin nekre olması gerekiyor. 3. Kendisiyle ismi arasında başka bir kelime olmayacak. Ama buradaki maddeye göre kâne ismuha nekreten ismi nekre olacak. İkinci madde, ikinci şart ne? Kâne ismuha muttasılen bila biha. Ha burada nereye raci? La'ya. Bila demektir.
La ile bitişik olacak. İsmi La ile bitişik olacak. Ne demek bu? Bitişik derken La ile ismi arasına başka bir kelime girmeyecek demektir. İmle doldur el feraga boşluğu bima hüvel münasip mimma beynel kavseyni kema fil misali. Boşlukları parantez arasından uygun kelime seçerek doldurunuz. La ma'bude illallah. Bunu zaten kendimiz seçtik diyor. Gerisini de siz yapın. Bakalım denilmiş. İş. İki. Daha doğrusu iki değil. Bir oluyor bu. Diğeri sıfır diyebiliriz. La hicrate ba'del fethi. Fetihten sonra hicret yoktur. Hicret göç demek. Göç etmek. La hicrate ba'del fethi. İkinci örnek olarak la dalibe. La dalibe ecabe ani suali. 3. La faile şerrin mahbubun. Hiçbir şer işleyici sevilmemiştir. Sevilmez. 4. La rahate fid dünya. Dünyada rahatlık yoktur. 5. La kitabe mislehu. Misluhu. Onun benzeri bir kitap yok. Ona benzeyen bir kitap yok. 6. La mühendiseyni şirketi. Mühendisani olabilir mi? Bakalım. Mühendisani olamaz. Çünkü ismin nasip edecek. Mühendisani dersen burası ne olur? Elifle yazılmış olur ki raf halinde olur. Raf halinde olmayacak. Nasb halinde olacaktır. Tesniyenin nasbı ya ile olur. Elif yerinde ya yazması lazım. Mühendiseyni, evet bu zaten. El mühendisane olurum, olmaz. Çünkü nekre olmamış olur ismi. Elif lamlı olmuş olur. Şartlardan birisi elif lamsız olması idi. Yani buraya getirdiğimiz kelime onun ismi olur. La mühendiseyni, iki mühendis yoktur. Fiş şirketi, şirkette yoktur derken yani şirkette mevcut değildir manası. Misluhu onun haberi. 7. La ine. La müderri seyni mi, sine mi? Müderrisine. La müderrisine. Müderrisler yoktur. Yani öğretmenler, ders verenler yoktur. Fil medreseti okulda yani mevcut değildir. Yine eliflamlı olanı var. Eliflamlı olanı seçersen amel yaptıramazsın. 8. Ne lazım bize? Nasb olan bir kelime lazım. Dalibatun olabilir mi? Olamaz. Çünkü merfudur. Dalibatu yine merfudur. Daha aynı zamanda elif lamlıdır zaten. Dalibati bu da olmaz. Ben mensup arıyordum. Deme sakın. Bu zaten mensup. Nedir bu? Cem-i müennes salimdir. Açık T sağında dik elif var. Buna cem-i müennes salim diyoruz. Cem-i müennes salimlerin nasbı yani mensupluk durumu zaten kendisinde esre olmasıdır. Nitekim hiçbir zaman fetha zaten almazlar. 11. Edhil dahil et la ennafiye lil cinsi. Cinsin nefi için, cinsini olumsuzlaştırmak için var olan la'yı dahil et alel cümeli tarihi aşağıda yer alan cümleler üzerine ve gayir ma yelzem kema fil misali. Ve gayir ve ayırt et ma yelzemu kema fil misali örnekte olduğu gibi. Eddullabu fi safi öğrenciler sınıftadır. La dullabe fi safi sınıfta öğrenciler yoktur. Vardır yoktur. El müderrisu emame babi safi. El müderris öğretmen emame önündedir. Bab kapı esaf sınıf. Sınıfın kapısının önünde öğretmen vardır. Öğretmen sınıfın kapısının önündedir. La müderrise hiçbir öğretmen yoktur. Emame babi safi sınıfın kapısının önünde. 2. Et-ta'amu cahizun fil metbahati. Fil metbahi. Bunu da la da'ame cahizun fil metbah yaparız. Yani la da'ame olur. Et-ta'amu la da'ame. Et-ta'amu yemek cahizun hazırdır fil metbahi mutfakta. 3. Er-raculu kişi adam yentaziru fil mevkifi durakta bekliyor. Yentaziru bekliyor fil mevkif durakta.
La racüle hiçbir adam yentezir beklemiyor. Fil mevkifi durakta. El aklu ke tedbir akıl tedbir gibidir. La akla hiçbir akıl değildir. Ne gibi ke tedbiri tedbir gibi. 5. Eddalibu erkek öğrenci yeruddu alel esileti. Sorular reddediyor veya cevaplıyor tam tersi. La dalibe. Hiçbir öğrenci yeruddu reddetmiyor alel esileti soruları. 6. El ikrahu fiddini. Dinde zorluk vardır. La ikrahe fiddini. Dinde hiçbir zorluk yoktur. Zorlama yoktur. Dine gir diye kimseyi zorlamazlar. Zorla girse de zaten girmemiş olur. Giremez yani. Mümkün değil. La ennebiyye ba'de Muhammedin aleyhi esselamu. La nebiyye. Şu anda ne yazıyor burada? Ennebiyyu yazıyor. Ba'de Muhammedin aleyhi esselamu. Ama başına la'yı dahil ettiğimizde la nebiyye hiçbir nebi ba'de Muhammedin aleyhi esselamu Muhammed'den sonra selam onun üzerine olsun Muhammed'den sonra yoktur. La nebiyye hiçbir nebi yoktur. Kimden sonra? Ba'de Muhammedin Muhammed'den sonra hiçbir nebi yani peygamber Türkçe elçi yoktur. Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. Beyin belirle. Neyi? İsme ve habera. İsmen ismi ve haberan ve haberi la en nafiye lil cinsi fil cümelil ati. Aşağıda yer alan cümlelerde cinsin nefi için olan la'nın ismini ve haberini belirle. Beyin isme ve habera. İsmi ve haberi belirle bakalım. El cümele, el cümelu cümleler şunlardır demiş. Artık ismini, haberini tek tek yazmamızı istemişler. La şekke fi vücudillahi. Allah'ın varlığına dair hiçbir şüphe yoktur. Şek ismi olur. Buraya yazılır. Fi vücudillah haberi olur. Bu tarafa yazılır. La ahde limen la vefa'e. La ahde ahit yoktur. Limen o kimse için ki la vefa'ele kendisi için vefa olmayana ahit de yoktur. Ahde ismi olur. Limen la vefa'ele onun haberi olur. 3. La raybe fi enne hazel derse mümti'un. Buradaki isim ne olmakta? Raib onun ismi olmakta. Tıpkı Elif Lam Mim zelike kitabu la raybe fihteki raybe'nin isim olduğu gibi. Geriye kalan fi enne hazel ders mümti'un burası haber olur. 4. La fazle diye başlayan yerde fazıl ismi olur. Geriye kalan kısmı haber olur. 5. La ilme bila içtihat. Burada da ilim isim geriye kalan haber olmakta. Es'iletul isti'ab. Genel sorular, genel cevaplar. Bakalım. Tahaddes bahset ma'zimillike ev veyahut da zimiletike. Erkek veya kız arkadaşınla beraber bahset. Neyden? Anil Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'den müstahine yardım alarak bil esiretil atiyet aşağıdaki sorulardan yardım alarak Kur'an-ı Kerim'den bahsedin bakalım. Nasıl bahsediyorsunuz demişler. Eyne nerede taallemte veya taallemti sen öğrendin el Kur'an'ı el Kerim'e Kur'an-ı Kerim sen nerede öğrendin? Bir erkeğe soruysa bu te bir kıza soruysa ti olur. Her iki durumda da mana aynıdır. T de sen demek, T de sen demek. Taallemte sen öğrendin. Taallemti sen öğrendin. Eyne nerede taallemti sen öğrendin. Neyi? El Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim okumayı. Mimmen kimden taallemti sen öğrendin. Neyi? Kıraatel Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim okumayı kimden öğrendin? Kem sureten kaç sure hafizte sen ezberledin minel Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'den. Hel taallemte sen öğrendin mi? Neyi? Tecvidel Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in tecvidini öğrendin mi? Yoksa tecvidsiz üstünkörü mü okuyorsun?
تستطيع أن تفهم القرآن الكريم؟ Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için yardım istedin mi? Yardım isteyen oldu mu birisinden? Cevap, genel bir cevap. Teallemtu, ben öğrendim. Kıra etel Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Min ümmi, annemden. Ve hafiztu, ve ezberledim. İşrine sureten, 40 sure, 40, 20 sure, işrine 20 demek. İşrine sureten, 20 sure ezberledim. Minel Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'den. Fil medreseti, okulda. Ma'a tecvidiha, tecvidiyle beraber. Ve estediu, ve yardım istiyorum, yardım alıyorum. En efheme el Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için de yardım almak istiyorum, diyerek genel bir cevap vermiş olduk. Edhil, dahil et, ekle. İnne ve havatiha, inne ve kardeşlerini, alel cümeli taleti kema fil misal, örnekte olduğu gibi inne ve kardeşlerin, ekle bakalım. El kitabı, kitap nedir? Mufidun, faydalıdır. Kitap müfrettir. Öyleyse inneyi de dahil etsem ne olur? Sonun cevaptaki ötre yerine fetha yazılır. İnnel kitabe olur. İnnel kitabe müfidun. Şüphesiz ki kitap faydalıdır. El müderrisu muhrisun. El müderrise olur. El zevce te olur. El laibe, el feriga, el cündiyu, el cündiye olacaktır. Tek değişiklik bu. İlk kelimenin sonuncu harfini fethalar. Başka bir değişiklik yok. Lalle, umulur ki, el müderrise, öğretmen, muhlisun, samimidir. Leyte, keşke, el zevcete, eş, mahiretun, becerikli olsa. Lakinne, beceriklidir yani umulur ki. Lakinne, fakat, el laibe, oyuncu, seriun, hızlıdır. İnne, şüphesiz ki, el ferika, fırka, bölük, bölüm. Mütefevvigun, başarılıdır. Keenne, sanki, el cündiyye, ordu, esedün, aslandır. İstamil la en nafiye li cinsi fil cümlelatiti. Aşağıda olan cümlelerde la'yı amel ettir bakalım. El keslanu fi saffina. El keslanu tembel fi saffina, bizim sınıfımızdadır. Bizim sınıfımızda tembel var bu manada. La keslane fi saffina. Bizim sınıfımızda tembel yoktur. 2. El musafirune rakibu el hafilet. El musafirune, misafirler. Rakibu, bindiler. Misafirler ne? El hafilet, otobüse bindiler. El musafiru ne olur? Müteda olur. Rakibu fiildir. Vav faildir. El hafilete mef'uldür. Fiil, fail, mef'ul cümle olarak haber olur. La'yı koyarsan la el musafirine olur. Musafirine. Vav yerine ya gelir yani. Çünkü kelime artık nedir? Nasb halindedir. Nasbı da bu şekilde olacaktır. Es-sahabu fis-semai münzu yevmeyni. Es-sahabu, bulutlar. Bulut vardır yani. Fis-semai, göktedir bulut. Münzu yevmeyni, 2 günden beri gök buluttadır. Bunun yerine ne yapılır? La sahabe, bulut yoktur. Fis-semai, gökte. Münzu yevmeyni, 2 günden beri gök bulutsuzdur. El-kursiyyu fil-hurfeti. Ne yapılır? La getirilir. El-kursiyye olur, o kadar. El-Huzariyyu, la geldiği zaman El-Huzariye olur. El-Dabibatu, la geldiği zaman La-Dabibati olur. Daha sonra El-Müfredat ve Ta'birat-ül Cedide, yeni kelimeler ve yeni tabirler demiş ki, buradaki kelimelerin tamamını zaten videoda işledik. Bilinen kelimeler sehab, bulut, tecvid. Yani tecvidi nasıl açıklayayım? Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması için var olan ilim. Cevvede yücevvidü tecvid olur. Ta'ale, yüfa'ili, tef'il babından mastardır. Tüfessiru, tefsir ediyor, açıklıyor demektir. Ma'bud, ibadet edilen demektir. İsim meful manadır, mef'uldür. Muttasilen, bitişik, nekiratun, nekre yani marifenin zıttı bu. Dakik, dakiktir, incedir aynı zamanda. Esedan, iki aslan. Mühezzep, birkaç defa geçti. Eazzep, bekar demekti. Lehcat, lehçeler yani.
Hudut, sınırlar, yurtseri gönderilme, kura, köyler, lejne, komite, istinsah, kopyalamak, çoğaltmak demek, yahfazı ezberlemek. Cibril bir melek yani Cebrail, zaman, temme, tamam oldu, cülük, deriler demek. İstişare, istişare etti diyerek üniteyi tamamladı.